Merhabalar, yaklaşık bir aylık bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu bir ay ara vermemin sebebi bileğimde ufak bir rahatsızlık çıkması, daha doğrusu dirseğime doğru vurmuş bir rahatsızlık ortaya çıkması. Tenisçi dirseği diye geçen, adı artık öyleymiş, bir rahatsızlık yaşıyorum şu anda. Çok uzun süre fare kullanmak, aynı işi tekrarlı yapmaktan ötürü oluşan bir rahatsızlıkmış. Hatta o yüzden dikey bir fare aldım. Hala alışamadım kullanmaya. Biraz dinlendikten sonra yavaş yavaş toparlayan bir rahatsızlıkmış neyse ki. O yüzden bir aydır mümkün olduğunca sol elle fare kullanıp dinlenmeye çalışıyordum. Dikey farem de geldiğine göre artık tekrardan eğitimlere, derslere, videolara başlayabiliriz. Bugün sizlere Spin Tool isminde bir tool'dan bahsetmek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Oldukça hayat kurtaran bir tool aslında. Nerede kullanacağınızı yavaş yavaş kestirebilirseniz, çünkü ilk aşamalarda biraz zorlayıcı olabiliyor. Öncelikle buraya bir adet, size konuyu anlatabilmek adına, küp ekliyorum. Şurayı şöyle kapatacağım. Şöyle bir küp ekledim. Tab'a basıp edit moda geçiyorum ve buradan şurada gördüğünüz pastaya benzeyen spin tool'umu aktif ediyorum. Spin tool'u aktif ettiğim zaman gördüğünüz gibi karşımıza, şöyle önden görelim bir, şöyle bir yay ve ucunda artı şekli çıktı. Artılara gelip faremizi hareket ettirirsek gördüğünüz gibi Spin Tool bizim seçmiş olduğumuz objeyi alıp onu döndürmeye çalışıyor. Fakat bu döndürme işlemini 3D Cursor neredeyse oradan yapıyor. O yüzden Spin Tool'u kullanırken 3D Cursor'ın yerini doğru ayarlamak oldukça önemli. Bu adımları geri alalım ve şuradan hemen köşe seçim aracını elime alıp köşelerden birine tıklıyorum. Ben bu köşenin olduğu yerden döndürmek istiyorum. Bir şekil çıkartmak istiyorum. O yüzden köşeyi seçtim. Shift S'ye basılı tutarken Cursor to Select'e gelip Shift S'yi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi 3D Cursor'ın buraya geldi ve Spin Tool'umun da yeri değişti. Şimdi burada yine 1'e basıp önden göreceğim. Artıya basıp hareket ettirdiğim zaman hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü Spin Tool'u kullanabilmek için bir kenar ya da yüz seçmek lazım. Ben burada yüz seçeceğim. Bu yüzü seçtim. Tekrar 1'e bastım. Artıya bastım ve gördüğünüz gibi hareket ettirdiğim zaman artık o pasta dilimi şeklinde tam 3D Cursor'ın olduğu yeri merkez noktası olarak bir spin işlemi gerçekleştirebiliyorum. Burada bilmeniz gereken şey, eğer kontrole basılı tutmaya başlarsanız burada spin işlemi 5'er derecelik açılarla gerçekleşecek. Şurada gördüğünüz her çizgi 5'er derecelik bir açıya tekabül ediyor. Ben şu an 90 derecelik bir döndürme yaptım. Kontrolü ve faremin sol tuşunu bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir kavis elde ettim burada. Ek olarak burada Spin Tool'un Last Operation panelini açtığınız zaman karşınıza Steps isminde bir bölüm geliyor. Burada Steps değerini değiştirerek kaç aşamada, kaç adımda bu döndürme işlemini gerçekleştireceğini ayarlayabilirsiniz Spin Tool'un. Altındaki 100 duplicate ise şu an gördüğünüz gibi sadece 100 kısımlarını oluşturarak spin işlemini gerçekleştiriyor. Ben şimdilik duplicate istemiyorum. Açıyı beğenmemiş olabilirsiniz. Hemen altındaki bölümünden de buradaki açıyı değiştirebilirsiniz. Şöyle örneğin 40 derecelik, 45 derecelik, işte buradan elle girerek istediğim derecede bir açı ayarlayarak spin işlemini bu şekilde yapabilirim. Son olarak Flip Normals var. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Flip Normals spin işlemi yapılmış objenin normallerini tam tersi yöne çeviriyor. Biz bunu istemiyoruz. Son olarak Center bölümü var. Center bölümü aslında bizim burada 3D Cursor ayarladığımız yerini değiştiriyormuş gibi çalışıyor. Yani örneğin şöyle X ekseninde Center'ımı değiştirdiğim zaman gördüğünüz gibi objem ona göre bir şekil alıyor. Burada Z'yi de değiştirirsem gördüğünüz gibi çok daha farklı şekiller elde edebiliyorum. Spin Tool'un ek ayarları bu şekilde. Burada bilmeniz gereken ekstra bir özellik daha var. Ondan da bahsedeyim hemen. Şöyle farklı bir obje ekleyeceğim buraya. Circle ekledikten sonra edit moda geçiyorum. Burada Spin Tool'un eksenini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an örneğin Y ekseninde duruyor benim Spin Tool'um. Ben bunu X veya Z eksenine çevirebilirim. Peki burada örneğin ben bir boru yapıyorum ya da bir kablo yapıyorum, benzeri bir şey yapıyorum ya da bir kapının üst bölümünü yapmaya çalışıyorum. Bu gibi şeylerde Spin Tool'u özellikle kullanmaya çalışırım ben. Örneğin kenar seçim aracını elime alıp şöyle borumu, örneğin bunun bir boru olduğunu varsayıyorum. Yukarıya doğru extrude ediyorum. Bunu yan tarafa doğru döndüreceğim. Hemen köşe seçim aracını elime aldım. Şu köşelerden birini seçtim ve Shift S deyip 3D Cursor'umu buraya getirdim. Daha sonra kenar seçim aracımı elime alıp bütün kenar hattını şöyle üst hattı tabii ki seçtim ve 1'e basıp önden göreyim. Ben bu işlemi Z'de yapmasını istemiyorum. Y'de yapmasını istiyorum. O yüzden Y eksenine döndüm yukarıdan. Ve şöyle artıya basıp artı kontrole basarak 90 derecelik bir boru şeklimi oluşturdum mesela. Tekrardan bunu extrude ediyorum şu şekilde. Biraz gidelim şöyle. Hop. Daha sonra Spin Tool'umun ayarlayabilmek için tekrardan Shift S ile cursor'umun yerini değiştiriyorum. Bütün kenar hattını seçiyorum. Ve şöyle biraz fazla bu sefer extrude edeceğim. Belki şöyle dönmek istiyorum bu boru hattında. Hop. Tekrar extrude ediyorum. Hop. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir boru hattı oluşturmuş oldum. Bunu genelde dediğim gibi boru kablo gibi şeyler yaparken kullanıyorum. Ya da bir binanın, şunu şöyle kenara alalım. Kapı kısmını yapacağım. Bir tane böyle ark olsun istiyorum kapının üstünde. Örneğin bir tane plane'im var benim. Bu benim kapım olacak. Şöyle seçtim bütün plane'i. Yukarıya doğru extrude ettim. Buna bir ark vermek istiyorum. Bu arkı verebilmek için şöyle köşeyi seçtim. Shift S dedim. 3D Cursor'umu buraya getirdim ama burada eğer döndürme işlemi yaparsam benim istediğim arkı oluşturmayacak. O kavisi oluşturamayacağım. Hemen deneyelim. Görün bunu. Bakın. Ben bu şekilde bir işlem yapsın istemiyorum. Böyle olduğu durumlarda Ctrl Z deyip bunu geri alalım. Şöyle köşeyi seçiyorum. Genelde benim yapmayı sevdiğim şey bu. Bir köşe seçip bunu duplicate edip istediğim yere taşıyarak ondan sonra ark işlemini vermek. Bunu yapmamın sebebi de kopyaladıktan sonra bu köşeyi Shift D ile olduğu yere farenin sağ tuşuyla bırakıp G, X diyerek istediğim kadar tam birim cinsinden hareket ettirebiliyorum. Örneğin biraz önce şu sağ üstten görebildiğiniz gibi 3 metre hareket ettirmiştim. Yani bu kapının aralığının 6 metre olmasını sağlayabilirim. Önce buraya taşıdım. 3 metre kadar yana taşıdım yani. Shift S ile cursor'umu yerine değiştirdim. Ark için olacak yüzü seçtim. Ve şöyle hop o istediğim arkı oluşturabiliyorum. Tabii ki burada üst kısımları belki biraz daha smooth yapmak isteyebilirsiniz. O zaman step'i biraz arttırıyorum. Daha sonra da E deyip extrude ederek hop şöyle istediğim kapı hattını, o ark kısmını oluşturabiliyorum. Ne dersiniz? Spin Tool böyle bir tool. Eğer kullanmaya alışırsanız dediğim gibi güzel, birçok farklı noktada işinize yarayabilecek bir tool. Bu ders için bu kadar. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.